Merhaba, ben Doktor Fatih Keskin, iç hastalıkları uzmanıyım. Sizlere biraz kronik yorgunluk durumundan bahsedeceğim. Endüstriyel hayatın içerisinde giderek daha çok insanı etkileyen, birçoğumuzun dönem dönem maruz kaldığı, sosyal hayatımızı, iş hayatımızı, aile hayatımızı da önemli ölçüde etkileyen bir problem. Bu problemin zemininde çok farklı hastalıklar ve sebepler yer alabilir. Bu yüzden geniş bir bakış açısıyla ve kapsamlı bir değerlendirmeyle ele alınmalı. Kişinin metabolik durumu, beslenme şekli, uyku düzeni, çalışma şartları, günlük aktiviteleri, psikolojik durumu, sosyal hayatı, bunların hepsinin değerlendirmenin içerisine dahil edilmesi ve çok yönlü bakılması lazım. Bu problemi değerlendirirken kişinin geniş kan testlerinin yapılması, karaciğer fonksiyonlarını değerlendirmek için incelemeler yapılması, özellikle şeker metabolizması, oksijenizasyonla ilgili bir değerlendirme yapılması lazım. Genelde bu problemin zemininde oksijen azlığı ve şeker metabolizmasındaki sorunlarla birlikte beslenmedeki bir takım hatalar yer alıyor. Endüstriyel beslenme şekli genel olarak insan vücudunda kirletici bir etki yapıyor ve vücutta oluşan fazla miktarda toksinler, zararlı artıklar, vücut içerisinde bir inflamasyona yani bir yangıya, sürekli bununla ilgili damarların olumsuz etkilenmesi, damar daralması, oksijenizasyon azlığı gibi durumlara yol açıyor. Sonuçta kişi bütün gün boyunca yorgun hissetmeye başlıyor. Doğru değerlendirildiğinde, eksik olan şeyler tamamlandığında, gerekirse alternatif tıp yöntemlerinden de destek alındığında bu problemin çözümü elbette ki mümkün. Bir dahiliye hekimi tarafından uygun bir değerlendirme ve sonrasında da ihtiyaç olan tedavileri görmek lazım. Bu problemin çözümü konusunda umutsuz olmayın. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.